Kütahya'da işitme engellileri hırsız soydu. Kütahya İşitme Engelliler Spor Kulübü'ne hırsız girdi. Kütahya İşitme Engelliler Spor Kulübü'ne hırsız girerek dernek binasında bulunan televizyonu ve maddi değeri olan eşyaları çaldığı ortaya çıktı. Kütahya Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekipleri Kütahya İşitme Engelliler Spor Kulübü'ne gelerek hırsızı yakalamak için parmak izi araştırması yaptı ve hırsızın parmak izine ulaştı. Kütahya Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Kütahya İşitme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Ahmet Şentürk yaptığı açıklamada Bengisu tesislerinde bulunan binaların tümüne her an hırsız girme olasılığının yüksek olduğunu, Bengisu tesislerinde bulunan dernek binalarının hırsızlık vakalarına karşı tedbirlerin alınmasını, gece görüş özelliği olan kameraların Bengisu tesislerinde bulunan derneklerin bulunduğu bölgelere kurulmasını istedi. Meral Mankurt Bakan. Kütahya İşitme Engelliler Spor Kulübü Başkanı. Meral. Adı İsmim Ahmet Pertuk. Ahmet Şentürk. Meral Mankurt. İşitme Engelliler Kütahya İşitme Engelliler Spor Kulübü olarak şanssız bir olay yaşadık. Kapımız ne zaman olduğunu bilmediğimiz bir zamanda kırıldı. Televizyonumuz çalındı, bilgisayar kasalarımız vardı. Onlar çalındı. Dudu, o kadar ayakta... Eşyalarımız darmadağın olmuş. Altık, batam. Bizim masalarımız, dolaplarımız, çekmecelerimiz karıştırmak suretiyle çok büyük bir üzüntü yaşadık. Tımarara yok. Dışarıda bina dışında hiçbir güvenlik önlemi yok. Şu anda çok zor bir zamandan geçiyoruz. Hırsızların bu kamera zafiyetinden dolayı çok işine yani işi kolaylaştığı için bizim de üzüntümüz çok büyük. Bundan sonra böyle bir olay yaşamaması için güvenlik tedbirlerinin alınmasını talep ediyoruz. Yani bizim için bu karanlık bir gün. Burada ışıklandırma bile yetersiz kalıyor. Yani destek bekliyoruz.